Dostlar şimdi böyle bir çikolata barı gördüm. Burada hepsinden biraz biraz alacağım. If you want me to recommend, sir. Yeah, why not? This I will recommend. Bunlardan hepsini alacağım, bir de odada deneyeceğim. Okay. If you like white chocolate, I recommend this. I want all. Yeah, little. How many grams do you prefer? How many grams? 18. Look, look, look. No, this is so big for me. Yeah. Little. Half. Yes. I'll big. Yeah, this is so big. Yeah, it's okay. Not this or this? This one is okay. Thank you. This also? Yeah. Two more. Yes, thank you. One more? Give me one. I will try. Like this. Bir de böyle bir tane ikram yapıyorlar bana. Teşekkür ettim. One more this one. No. This. Green one. Yeah. Both. This is only for syrup or? No, you can give it also. This one. You can try this one also. Sir. Lucas benim YouTube kanalımı gördü ve hello. Abone oldu. Yeah. Yeah. Okay, bro. Little bit white one. Yeah. Black one. All bro, all. Don't ask. Yeah. This pistachio. No, I don't want. Pistachio you don't want? This same like this. No, this is different. This is different. Very different. This pistachio. Okay, little bit. This is good. I like this one, but you can try. Okay, it's okay. It's okay, but. Okay. It's okay. Ah, okay. Bunu bana verdi ikram için. Zaten ikram için aldıklarım. This one is good. That's why. I like this one. Yeah. Thank you. More. This is dinner. Yeah. I gave you milk. This is. Yeah. Okay. What else? More. No dates. One more. Yeah. Dates. And last one. Yeah. Yeah, it's okay. Use your hand. No problem for me. No. Yeah, this is test. You win my test. Okay, thank you. It's enough. Yes, it's good. Hurma falan. I don't like you this don't like one. It. Yeah. This is nice. Okay, one more this one. This one. This one. Which one is good? Yeah. And okay. No, I don't want more of this. You don't want? Yeah, sure. White one, please. One more. It's okay. Yeah. Just one more. Bunları odada deneyeceğim. It's very sweet. Very sweet. Yeah. Okay, no problem. I will try just for my YouTube channel. Anything? Yes. Thank you. And ve buradan bir tane seçelim. En güzel görünen. This is good chocolate with this and this one. This like sponge. This one is like jelly and. I understand. Okay. I will trust you. Chuck one. Yeah, okay, I want chuck. This is nice. Yeah. This is separate. Yeah. Okay. Evet, this. Şimdi bu 263 gram oldu. 100 gramı. Sen ne kadar 200 gram? 18. Mhm. 200 gram. Yeah, it's okay. And which one do you prefer? This one? Or any other better like that? No. This is enough. No, either I will make 200 or 300. Hmm.
Okay. Okay, bro. Okay, bro. Bunlardan aldık işte biraz biraz sevdiğimizden. Yes. Diyor ki para ödemen gerekiyor. Önce dedim ki bak resepsiyonda dedim param var. İstiyorum dedim. Çıkarken para falan almak istemiyorum dedim. Dedim ki olur. Şimdi diyor ki ya cash ya kart ödemen lazım. Ben de diyorum ki ben sana az önce ne söyledim? Keko. Az önce sana diyorum ki benim diyorum resepsiyonda param var. Onu diyorum kullanmak istiyorum. Yani çıkarken al check out yaparken o parayı almak istemiyorum ben. Bro, you understand me? I have money in reception. Yeah. Yeah, I have money in reception. Yeah, yeah, okay, I have. I think 100. I think 100 I have in reception. Yeah. Böyle birkaç tane çikolatam var. Hepsinden deneyeceğiz. Bazılarını tahmin ediyorsunuzdur zaten aslında. Ama bunun burada yapılan özel çikolata olduğunu söylediler. Ama deneyeceğiz bakalım, bilmiyorum. Bu beyaz çok şekerliymiş, bakalım. Yumuşacık. Bu çikolata. Nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Tahmin etmeyeceksiniz ama vişneli bir tadı var bunun. Aşırı yoğun bir vişne var, tadı var. Şu yeşile bakalım. Erik gibi bir şey. Kivi ve karamel düşünün. Ama çok yakıştırmışlar. Gerçekten çok yakıştırmışlar. Helal olsun yani. Kim tasarladıysa artık onu. Ceviz ve beyaz çikolata. Ama bu biraz farklı bir ceviz biliyorsunuz. Bizim alışık olduğumuz ceviz değil ama Türkiye'de de var. Bunun ekstra bir tadı yok aslında. Tahmin ettiğiniz tat. Beyaz çikolata ve bu ceviz, o kadar. Şunun stopun kırmızısını deneyelim bakalım. Aşırı yoğun kırmızı. Vişne. Çok yoğun bir vişne tadı geliyor. Vişne ve vişne karameli gibi bir şey bu. Vişne ve vişne karameli. Ben çok güzel tarif ettim yani. Aşırı yoğun bir vişne yani ama güzel. Şöyle bir şeyim var. Hepsi çok güzel. Bunda bu farklı. Renklerinde ufak bir farklılık var. Bilmiyorum anlayabilir misin? Bu bembeyaz, bu biraz daha kahverengi gibi. Bu güzel olan. Antep fıstığı. Ve meyveler düşünün. Ama güzel, cool. Zımba kaçmış anasını satayım. Bakın bu Antep fıstığıydı ve biraz daha yumuşaktı. Bu direkt kıt diye ağzımda kırıldı. Bu direkt beyaz çikolata. Bunları tahmin ediyorsunuzdur, küçük olanları.
Bunlar sözde Abu Dhabi'nin özel çikolataları. Hiç de özel değil ama. Tam ne diyorum tam olarak anlamadım. Bunlar kahveli. Çikolata değil de kahveli bunlar. Kahve tadı geliyor. Bir de şöyle bir şeyim var. Dur, şunları da çıkartalım. Baya elimle daldırdım yedim. İçinde Antep fıstığı var gördüğünüz gibi. Baya bir yoğun bir şey olduğunu düşünüyorum lan bunu. Antep fıstığını hissetmiyorsunuz bile. Yoğun bir yurma tadı. Denemediğim bu kaldı. Yani bunu ben aslında tattım, denedim alırken. İkram ettiler bana. Bu çok güzel. Nasıl bir tadı var söylüyorum size. En çok kıskandığım videoydu. Tatları deneyip bize anlatmaya çalışanlar. Televizyon programları falanlar. Nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Şekersiz karamel gibi. Böyle karamel var ama soft. Böyle güzel. Cappuccino gibi. Cappuccino'nun çikolata halini düşünün. Bir de böyle bir şey var. Bunu direkt hayvan gibi ısırayım mı? Şöyle en fazla olan yerini böyle hayvan gibi ısırayım mı? Yarışa hazırlanırken bu videoyu izleriz olmadı. Ulan derim. Abu Dhabi'de neler yemişim ben derim. Yoğun bir fıstık. Yoğun bir fıstık ezmesi. Hemen fıstık ezmesi. Ve çikolata. Çikolata arasında kayboluyor biliyor musunuz? Fıstık karamel ve fıstık ezmesi tadı alıyorsunuz. Çikolatayı hissetmiyorsunuz bile. Hepsini denedim. Bu video çok size yardımcı olacak bir video değil. Yararlı bir video da değil. YouTube benim arşivim biliyorsunuz. Arşivimde kalsın bu. Yarışa hazırlanırken izlerim bunu. Buradan yarış zamanındaki kendime sesleniyorum. Dostum şimdiye kadar dünyayı yedin. Ve birazcık da yemeği ver. Sabret. Kimse seni bu çikolataları yediğin için tebrik etmeyecek. Ama aldığın şampiyonluklar için seni tebrik edecek. Bunu da unutma. Yani diyetine sadık kal olur mu? Zaten dünyaları yedin. Bu arada son bir tane de yemediğim bu pastam kaldı. Bu pastama da dünyanın paralarını verdim. Hemen deneyelim o pastamı da. O birazcık sert bir pasta bu. Ama çok güzel bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum biliyor musunuz? Hatta şimdi şöyle bir koyup bir incelemek istiyorum ben. Yoğun bir çikolata, kek değil bu. Yoğun bir çikolata. Bu da kek değil gibi. Üstündeki de portakal kabuğu galiba. Portakal kabuğu mu yoksa hurma mı? Hurma galiba. Hurma da olabilir, portakal kabuğu da olabilir. Hurma. Çok fazla hurma. Of, bunu ağzıma atarken de çekmek istiyorum. Çünkü yarışı izlerken, yarış hazırlanırken bunları görmek istiyorum. Böyle bunu nasıl ağzıma atmışım. Hurmaymış o bu arada. Çok yüksek çikolata. Buram buram çikolata hissediyorsun.
Üf. Full çikolata hissediyorsun. Buradan sizlere ve gelecekteki yarışmaya hazırlanan kendime sesleniyorum. Hayallerinizin peşinden koşun. Pes etmeyin. Sıradan günleriniz çok fazla. Hazırlık süreçleriniz daha az normal günlerinize göre. O yüzden hazırlık süreçlerinizi harbiden hazırlık süreci gibi geçirin. Kaçamak yapmayın. Düşünün. Sizin için önemli olan bu çikolatayı yemek değil, o yarışmada yaptığınız başarı. Bunu da unutmayın. Ben yarışmadan örnek veriyorum ama siz neye çabalıyorsanız ona odaklayın kendinizi. Bu bir sınav olabilir, bu bir iş olabilir, bu bir kariyer olabilir, bu bir yarışma olabilir, bu bir spor yarışması olabilir. Her şey olabilir. Sanat olabilir. Öpüyorum sizi. İyi bakın kendinize. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. En güzeli de buydu. Antep fıstığı severim ben. Son olarak dostlar, bunlara tam olarak 75 dolar, 75 dirhem para ödedim. Anlamadığım bir şekilde 75 dirhem tuttu. Gördüğünüz gibi 300 gram bir şeyler aldım. Bir de bu ekstra. Helal falan. Fiyatını da söyleyeyim, merak ediyorsunuz sonra. Arkadaşlar, bu videonun ismi normalde özel çikolataları deniyorumdu. Ama tam hani o çikolatalar çok özel olmasa da özel bir tatlıcıya denk geldim. Bütün tatlılardan minik minik denedim. Bundan denedim. Çok soft, kaymaklı kadayıf ama çok soft, şekersiz gibi. Şimdi bundan aldım, bundan aldım, bundan aldım, bundan aldım, bundan aldım, ondan aldım, ondan. Hepsinden aldık. Pistachio. So much bro. Yeah. Please. I want so much like this. I like it. Fıstık koyayım mı dedi. Dedim koy fazla fazla. Şimdi onu da deneyeceğiz. Şeker komasına gireceğiz. How much bro this? Ne kadar olduğunu da gösterelim size. 35. Okay bro. Yeah, I want it here. Hepsinden aldım. Bakalım nasılmış bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi. You want Arabic coffee? Arabic coffee? Why not? Yeah. No, I don't like this. I don't like this. This is... I don't like this. Thank you. Evet kankalar. Şundan başlayalım mı? Şöyle birazcık aldım. Nasıl bir tadı var bunun? Tarçın, şeker, kaymak. Öyle düşünün. Tarçın, şeker, kaymak. Evet, let's go. Bu biraz kıtır kıtır, içinde kaşar var büyük ihtimalle. Bunda çok fazla kaşarlı var bu arada. Çok fazla kaşarlı tatlı var burada. Bizim ülkede de çok fazla kaşar var. Aynen, şöyle bir fazla aldım. Bakalım tadına. Hafif bir şeker. Peynir asla hissetmiyorsunuz. Böyle peynirli gibi değil. Güzel. Böyle süt kaymak kadayıf gibi bir şey düşünün. Böyle süt kaymak kadayıf. Güzel ama soft. Hep bizim kadar tatlı değiller. Ama şimdi deneyeceğim biraz tatlıya benziyor. Bu biraz tatlıya benziyor. Çünkü şöyle bir kestim. Baksana sanki şerbetli gibi böyle. Bilmiyorum. Evet. Of, çok şerbetli. Eyvah, şekerler ağzımda kıtır kıtır. Amanın, bunu istemedim. Güzel görünüyordu ama onu istemedim. Bunu şekerli bir
aşırı şekerli bizim hangi tatlımız var ki? Çok fazla var da ben isimlerini çok fazla bilmiyorum yemediğim için. Aşırı şekerli o kekleri düşünün. Şerbet kekleri düşünün. Var bir tane aklımda da ismini unuttum ya. Siz bilirseniz yazın işte. Şöyle güzel bir şey var. Bundan da ümitliyim aslında biraz. Bunların hepsi 35 dirhem tuttu. Koca bir tabak. Şöyle bir şey işte. Attım ağzına. Şekersiz künefe. Peyniri falan çok benziyor künefeye. Ama şekersiz olduğunu düşün. Şekersiz künefe. Şöyle bir kadayıf var. Yine. Çok fazla kadayıf var gördüğünüz gibi. Hepsi kadayıf. Yine kaşarlı gördüğünüz gibi. Bugün kaşarı birazcık sert. Diğeri gibi değil. Bunu atacağım ağzıma. Ulan seni de atacağım. Sizin hepsini ağzıma atacağım ben. Nasıl atacağım? Ben atarım abi. Tatlı severim biliyorsunuz. Yeni tatlar ve tatlı. Bunun peyniri çok yumuşak. Güzel ama. Şekersiz. Sütlü. Hafif peynirli kadayıf. Şöyle turuncu bir kadayıf var. Yine peynirli galiba. Aynen yine peynirli bak görüyorsun ama bazı peynirli. Attım ağzıma. Bu biraz daha tatlı diğerlerine göre ama güzel bir tatlısı var. Biraz daha soft, güzel. Yani bizim tatlılarımıza göre soft. Ama diğer bu tatlıya göre şekerli bir yapısı var. Baklava, bildiğiniz baklava. Peynirli baklava. Yiyelim bakalım. Vay. Süt. Çok az şeker. Antep fıstığı. Bol antep fıstığı hissediyorsun. Güzel ama çok beğendim. Eyvah çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Bu da çok çok peynirli gördüğünüz gibi. Umarım buna benziyordur. Bu çok güzeldi yanındaki hemen. Onu çok beğeniyor. Aynısı daha hafif. Bu hafif, bu biraz daha şekerli. Ve bir tane daha. Çok şekerli olduğunu düşündüğüm. Bizim tatlarımıza benzeyen. Şerbetli kek gibi bir şey. Tam da bizim tarzımız. İnanılmaz tatlı. Hindistan cevizli. Aşırı tatlı bir tatlı işte. Hepsini denedim. Böyle tatlı. En sevdiğim hangisi dersiniz bana? Şunu sevdim. Bir tatlıcı dükkanı daha bilmediğim. Hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Hangi ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl bir şey olduğunu denemek istiyorum baba dedim. Ne kadar dedi? 20 dirhem dedi. Tamam deneyeyim baba dedim. Deneyelim bakalım. 20 dirhemimi de hazırladım. Bekliyorum.
bak yapılışlarını görüyor musunuz? Hamur gibi bir şey. Bu arada şu anda gece 2. Bu Türkiye saatime göre. Gece 2 ve hava inanılmaz sıcak. Hava çok sıcak. Lan bildiğin. Bana bildiğin lokma yaptı. Ben de bekliyorum ki güzel bir şey. Üzerine de pudra şekeri. Ha yok. Susam neydi bunun ismi? Beyaz susamın ismi unuttum vallahi. Ulan özel bir tatlı deneyeceğiz dedik. O kadar bekledik. Lokma çıktı gördüğünüz gibi. Bildiğiniz lokma. Tadı da aynı lokma. Ve bizim Türk lokması çok daha güzel. Belki damak tadından dolayı ama Türk lokması çok daha güzel.